Hani güya bu yapmış, kamu özel ortaklıklarında vatandaşın cebine el atmayacaklardı. Müslüm Bey'in uzmanlık konusu değil. Bu senenin bütçesine yanılmıyorsam 42 milyar lira bu kamu özel ortaklığı için bütçeye para koydular. Kimin parası bu? Milletin parası. Milletin parası tabii. Milletin vergileri de kullanılıyor. Bunlar her konuda belirsizler. Bunlar 2022 senesinde döviz tahminleri bunların 9 lira civarındaydı. İki misli gerçekleşti. Evet. 18. Peki. 18 lira 60. Yani milletime şunu söylemek istiyorum. Bu rejim soyut bir olay değil. Demokrasiler senin aşın demektir, senin ekmeğin demektir, senin istikbalin demektir, çocuğunun sorularının çalınmaması demektir, senin çocuğun doktor olacakken başkalarının çocuğunun doktor olmaması demektir. O nedenle tabii ki seçim sürecinde her siyasi iktidar bir takım imkanlar sağlayacaklar, vaatler verecekler. Bunları alın cebinize koyun, sandıkta da demokrasiyi getirin kardeşim. Peki, şimdi Onur Hocam, hakikaten o zaman nasıl bir seçim süreci olacak diye de haliyle bir soru daha beliriyor ortada. Çünkü Rütü'nün bir üyeliğinin bile hesabının yapıldığı ve tabiri caizse anlıyoruz ki Atalı'nın Üsküdar'ı geçtiği bir süreç. Nasıl bir seçim süreci olacak diye. Yani kolay bir seçim süreci olmayacağı aşikar. Bir kere çok asimetrik bir seçim sürecinden geçeceğiz. Bir de çok enteresan değil mi? Şimdi Rütük üyeliği konusu var, sansür yasası var. Zaten demokrasinin kılıcı var, eleştirel medyanın etrafında da öyle sallanan kafasının üstünde. Buyurun. Evet, yani işte bugünün sonunda iktidar partisinin en temel yapmak istediği şeylerden biri mevcut kurumsal yapıları tamamıyla kontrol altına almak ve kurumsal temelleri ortadan kaldırmak. Yani devleti devlet yapan o kurumsal temeli, devleti hükümetten özelleştiren mekanizma olan o kurumsal temeli ya kendisi adına araçsallaştırmak ya da ortadan kaldırmak istiyorlar. Mesela bakın bugün Türk Tabipler Birliği ile alakalı ve tabii TUMOP'la alakalı Evet. Bekir Bozdağ bir açıklama Evet. yaptı. Yapılanı Bir değiştireceğim demiş. planlamamız vardı. Şimdi bu böyle bir planlama varsa tabii ki Şebnem Hanım'ın yaptığı açıklamadan ve yaşanan süreçten sonra gerçekleşmedi. Ya aşikar bu çok önceden beri tıpkı baroların başına gelen bir süreci aslında bu kurumlara yaşatmak istediklerini gösteriyor ki zaten TUMOP örneğin ilk defa hedef tahtasına oturtulmuyor. Tabii. Gezi Parkı'ndan hemen sonra da çok benzeri açıklamalar yapılmıştı. Ve dolayısıyla burada yapılmak istenen şey aslında iki tane temel şeyi ortadan kaldırmak. Şimdi bu tür rejimler, otoriter popülist rejimler yapmak istedikleri en temel şeylerden biri kurumsal araçları aslında ortadan kaldırmak ya da az önce söylediğim gibi araçsallaştırmak kendilerine. İkincisi bir de şeyden çok çekinirler. Onurlu yurttaşlık denilen kavramdan. Yani aslında meslek sahibi insanlardan. Yani aslında kendileriyle hiçbir şekilde kendilerinin belli vaatlerine tamah etmeyip onlarla bu yüzden o ilişkisine girmeyecek insanlardan. Çok çekinirler. Şimdi Türk Tabipler Birliği ve TÜMOP'ta bunların ikisi de var. Yani hem kurumsal yapılar bunlar hem de üyeleri meslek sahibi insanlar. Dolayısıyla mesela burada da bir aksi çıkış göreceğiz ve bu tür hamlelerin arttığını da göreceğiz. Çünkü bu tür aslında meslek kuruluşlarına, meslek gruplarına dönük yapılacak bu tehditler şunu söylemek anlamına da geliyor. Türkiye'de böyle insanların başına bile bunlar geliyorsa sıradan bir vatandaş için benim başıma neler gelmez Düşünki neler olur. korkusunu da aslında dayatmanın yani aslında bir şekilde otosansür uygulamasının sıradan vatandaşında bir önünü açma süreci olarak okumamız mümkün. Yine tabii bunun yanında kamu gücünün son derece kontrolsüz şekilde her zaman olduğu gibi kullanılacağı, muhtemelen bürokratların ve özellikle idare amirlerinin bir siyasi partinin ilçe başkanları gibi çalışacağı bir sürece de tanıklık edeceğiz. Çünkü daha önce ettik referandum sürecini hepimiz hatırlıyoruz o Evet. dönemde neler yaşandı. Kaymakamlar neler yaptı, valiler neler yaptı hepimiz son derece iyi hatırlıyoruz. Dolayısıyla tüm imkanlarıyla iktidar bu süreci yürütmeye çalışacak. Devletin bütün imkanlarını kullanarak bu süreci yürütmeye çalışacak. Burada tabii şöyle bir şey var. Muhalefet gücünü bölmemeli böyle bir kamu gücüne karşı. Yani bu kadar yüksek kamu gücünün olduğu bir düzende 2018 seçimlerinde ne vardı? Muhalefet çok adayla gitmeyi tercih etti. Ve burada iki şey oldu. Birincisi enerjisi muhalefetin bölünmüş oldu. İkincisi de zaten sınırlı kaynağı vardı elinde maddi olarak. Bu da bölünmüş oldu. Ve buradan çıkan sonuç aslında tek bir kişiye karşı harcanması gereken imkan ve enerji aslında bütün adayların birbirine karşı yani muhalefet adaylarının da birbirine karşı harcamasına sebep oldu. Ve bu da günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi kazanmasına sebep oldu. Dolayısıyla bu kadar büyük bir kamu gücüne karşı imkanların ve kaynakların tek bir alana kanalize edilmesi ve en başından itibaren böyle olması muhalefetin elindeki en temel unsur. Ve diğer taraftan az önce Elfin Hocam çok güzel bir şey söyledi. Türkiye'de merkez silikleşti. Yani siyasetin merkezi yok Evet. ortada.
Aslında Arend'in söylediği şeyi yaşıyoruz bugün. Böyle bir tane radikal parti çıktığında bütün merkezin siyaseti kayar. Eğer ki bu partinin eline de güç geçerse der. Hakikaten öyle bir durumdayız. Ve dolayısıyla bugün aslında ideolojik olarak haklı çıkmaktan çok iktidar olmanın önemi var. Bakın dikkat edin, Mehmet Ali Çelebi parti değiştirdi. Ve hem Aytun Bey'in hem de Müslüm Bey'in dikkat çektiği gibi Fakı Baba'nın yaptığından, ya Fakı Baba'nın yaptığı gayet ahlaki bir şey. Çelebi'nin yaptığı gayri ahlaki bir tutum aslında. Ve buna rağmen iktidar bloğunda ya da iktidarın yazarları arasında, iktidar desteklerinin arasında Çelebi ile alakalı hiç tartışma görmedim ben. Fakı Baba çok onurlu bir davranış sergilemesine rağmen, hatta şunu söyleyelim, Fakı Baba 2009 yılında hatırlıyoruz, Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Evet. Nasıl olmuştu? Bağımsız olarak. Yani bu şunu gösteriyor. Ömrü billah bağımsız aday olsa milletvekili olur Urfa'dan. Şimdi buna rağmen, tabii nüfuzu var. Buna rağmen onurlu bir davranış sergileyerek milletvekilinden istifa etti. Ve muhalefet bloğunda ya da muhalefete oy veren insanlarda inanılmaz bir tartışma başladı. İktidar neden tartışmıyor biliyor musunuz iktidar tabanı? Çünkü onlar bir tartışmayı kazanmak istemiyorlar. Onlar bir seçimi kazanmak istiyorlar. Bir pragmatik bakış açısı. Aynen öyle. Şimdi zaten iktidarın Türkiye'de muhalefete dayattığı en temel şeylerden biri budur. Tek pragmatik ben olabilirim, siz ahlaklı olmak zorundasınız. İlla ki ilke sizin için olacak. Böyle bir şey yok. Yani bu iktidara karşı pür pragmatik yollardan ilerlemek son derece önemli. Bunu bir kere vurgulamak lazım. Böyle bir iktidar var karşımızda. Ve dolayısıyla bu noktada birincisi çok fazla ahlakçılık, siyasi doğruculuk kovalanacak bir dönemde değiliz. Onu Türkiye'de ahlaki değer setlerini yeniden tesis ettiğimizde, merkezi ve demokratik siyaseti yeniden tesis ettiğimizde konuşuruz ve zaten muhtemelen birbirimizi gırtlaklayacağımız bir süreçte yaşayacağız ondan sonra ideolojik siyasetin içinde, demokratik sınırlar içinde tabii ki. Yani ama cenazeyi bir kaldıralım diyorsun. Aynen öyle. Ama bugün o gün değil. Yani bugün bunlar çok keyifli önceliğimiz tartışmalar. Başka bir şey diyorsun. Aynen sana. Öyle. Yani bugün benim en çok istediğim şey farklı olabilir. Müslüm Bey'in olabilir. Öyledir de. Ama İbrahim bize hocamın lazım. Öyledir. Aytun hocamın öyledir. Elfin hocamın öyledir. Ama şöyle bir şey var. En çok istemediğimiz şeyi biliyoruz biz bugün. Evet. Yani evet. Bu düzen hepimize bedel ödetiyor. Yani ben de isterim herkes Galatasaraylı olsun, herkes sosyal demokrat olsun. Ama farklılıklarımıza saygı duymamız gereken ve bu farklılıklar üzerinden bir merkez inşa etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz bugün. Bunu da ancak birbirimize tolerans göstererek, oradan kopmanın bir maliyeti olduğunu bilerek bunu yapmaya gönül vermiş, bunu yapmaya razı olmuş insanlara saygı duyarak. Yani ben dünden beri buradaydım, aklın neredeydi demekten ziyade... Hoş geldin diye aslında kucaklayarak bu süreci yürütmek zorundayız. Buradan...